Temizlik inancımızda berekettir. İnancımızda kazançtır. Biz yine atalarımızın dediği gibi aslan yattığı yerden belli olur. Bizim el birliğiyle Karaköprü ilçemizi temiz tutmamız gerekiyor. El birliğiyle Karaköprü'deki güzellikleri, yeşil alanları, gülleri, bahçeleri korumamız lazım. Çünkü bunların yapılmasında kadronun büyük emeği var. Dolayısıyla emeğe saygı da en büyük değer olarak kabul ediyoruz. Buradan biz tüm Karaköprü'ye, tüm Şanlıurfa'ya, tüm Türkiye'ye aslında bir mesaj vermek istiyoruz. Haydi başlayalım, haydi yapalım, haydi hareketlenelim. Hep birlikte, her iş için, eğer konuşacağımıza, eğer kalkıp bunun dedikodusunu yapacağımıza, eğer kalkıp yerimizde eleştireceğimize, ama bilinçli bir vatandaş olarak harekete geçelim. Hepimiz elimizden geleni yapalım. Hepimiz işimizi bir numara yapalım. En iyi şekilde yapalım. Bu toplumun, bu milletin huzuru bu şekilde sağlanır. Yoksa birilerin çalışmasıyla, birilerin eleştirisiyle bu toplum bir noktaya gelemez. Hepinizi bu kampanyaya geldiğiniz için güzel bir hafta sonu, cumartesi, sabah saatlerinde katılım verdiğiniz için, omuz verdiğiniz için bu güzel günü ben o anlamda hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah şu anda da ilçemizi arkamıza takacağız. Bir ordu olup Karaköprümüzü temizleyeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok eskiden kullandığımız bir slogan vardı. Temiz Karaköprü diye başlardı. Aslında evet, temiz bir ilçemiz var çok şükür. Ama biz bu temizliği her tarafa yaymalıyız. Nihat Başkan'ın anlattığı temizlik imandandır bir kere. Hadis-i şeriftir. Temizlik imandandır. Bizim dinimiz bize önce temiz olmayı öğretmiştir. Temiz olmayı emretmiştir. Yaparsa AK Parti yapar. Başlarsa AK Parti başlar. Türkiye, hedef yepyeni Türkiye, hizmet için bu ülke.